Bu gidişat böyle devam ederken Şimdi bakın. Birbirimizi okşamanın, kandırmanın, sırtımızı sıvazlamanın insani hiçbir yanı yok. Gereken neyse söyleyelim. Ben gereken şudur diye düşünüyorum. Madem ki İslam dünyasından söz ediyoruz. Şimdi İslam dünyasının inandığını söylediği bir kitap var, değil mi? Kur'an-ı Kerim. O der ki, tırnak içinde aynen veriyorum. Allah pisliği aklını işletmeyenler üstüne atar. Bu Yunus suresinin 100. ayetidir. Şimdi İslam dünyasına baktığınız zaman bu ayetin tecelli ettiğini görüyorsunuz. İslam dünyası akla düşmanlık yapıyor asırlardır. Asırlardır akla düşmanlık yapıyor. Akla dost olanlara düşmanlık yapıyor. Aklı işletenlere düşmanlık yapıyor. Aklı işletenleri kendinden saymıyor en azından. Birçoğunu öldürdü, katletti zaten İmam-ı Azam'dan beri. Şimdi Allah pisliği üstüne atacak bunu. Ben bir Kur'an müminiyim. Kur'an'ın dediklerinin varlık yasaları olduğunu kabul ediyorum. Kur'an'ı Kur'an'ın dediği gibi anlarsanız. Bu da bir varlık yasasıdır ve bu işliyor. Kimse nüfus kağıdına Müslüman yazdırmakla varlık yasalarının iltimasına uğramaz İdris'ciğim. İslam dünyasının zavallılığı ve yanlışı buradadır. Zannediyor ki ben buraya nüfus kağıdına Müslüman yazdırdım diye beni Allah iltimas edecek. Yok böyle bir şey. Ayağının kaydığı yer orası. Hala iltimas bekliyor. Hala göklerden iltimas bekliyor, yerlerden iltimas bekliyor, Kur'an'dan iltimas bekliyor, meleklerden iltimas bekliyor. Bu iltiması nasıl bulacaksın? Bu iltimasın yolları belli. Sen bu yolların hepsini dikenlemişsin, bu yolları pislemişsin, yürünmez hale getirmişsin, hala iltimas bekliyorsun. Bakar mısınız İslam dünyasına? Şimdi Irak dedik, Pakistan'a bak. Evet, Geçenlerde Taliban'lar. kaç düzine insan gitti bir günde? Geçin. Şimdi o kadar çok ki karıştırıyorum. Birkaç gün önce gene Afrika'nın bir yerinde 60 küsür kişi. Nijerya'da. Yani bu nasıl bir iştir ya? Bu nasıl bir iştir? Müslümanın Müslümanı katlettiğinin onda biri kadar Müslüman olmayanlar Müslüman katletmiyor. Şimdi Allah aklını işletmeyenler üzerine pislik atar. Nasıl atıyor? Gökten kazurat mı yağıyor? Böyle bir varlık yasası yok. Gökten kazurat yağmaz. İşte böyle atıyor. Irak'ta hiçbir iş yapmasanız, ben Irak'ı bilirim. Hiçbir iş yapmadığınızı düşünün. Yalnız petrolü işletilen akılla işletin petrolü. Fert başına milli gelir 30 bin dolar. Hiç tartışması yok. Evet. Yani dünya cenneti, Mezopotamya toprağı. Bakın oraya şimdi. Haline bakın. Kim yapıyor bunu? Yoksa Allah gönderdiği kitapta yemin ederek bu kitabın müminleri kurtulmuştur diyor. Kad eflehel müminun. Müminun suresinin birinci ayeti bu. Yemin edatıyla, tekitle başlıyor. Kad eflehel müminun. Yemin olsun müminler kurtulmuştur. Bunu diyor da Müslümanlara yalan mı söylüyor Cenab-ı Hak? Onlara kazık mı atıyor? Aldatıyor mu onları? Dalga mı geçiyor onlarla? Hayır. Müslümanlar Allah'la dalga geçiyor. Bu tabir de Kur'an'ındır. Allah'a oyun
ve düzenbazlık yapmak. Evet. Yaparlar diyor. Bunu Kur'an insan için kullanıyor. Allah da o düzenbazlığı alır, onların başına geçirir. İşte böyle yapmıştır. Şimdi demin dedin ki Şam müftüsü, ben izledim akşam. Hı hı. Hüsnü Mahalli'nin de yorumlarıyla. Diyor ki Müslüman olmadan önce insan olmak lazım. Bu da varlık yasasıdır ve bu söz Peygamberimizin bir sözüdür. Şam müftüsü onu biraz daha vulgarize ederek söyledi. Yok, kendine ait bir söz değil. Hayır zaten. Efendim öyle olsun. Evet. Hazreti Peygamber'in sözü tırnak içinde şöyledir. Sizin Müslümanlık İslam döneminde seçkin olanınız, cahiliye döneminde seçkin olanınız İslam döneminde de seçkindi. İnsanlar madenlere benzer diyor. Şimdi maden kömürse bunu altın yapamaz. İslam kimsenin kömürünü altın yapmaz. Ha ne yapar diyor? O madenlerin üzerine cila çeker. Buradan yürüdüğünüz zaman niye Hazreti Peygamber ben ahlaki kemalleri tamamlamak için geldim diyor. Çünkü ahlak o maden cevher demektir. Şimdi İslam dünyasına bakın. Cennete gidişin de dünyada ağa efendi olmanın da dayandırıldığı tek şey var. Nüfus kağıdındaki Müslüman kaydı. Evet. Ahlak diye bir şey yok. Türkiye'ye gelin. Türkiye dünyada yolsuzluk, hırsızlık, düzenbazlık, kamu talancılığında kaçıncı sıralarda? Listenin başlarında, 3-4 filan oralarda. Kaç bin cami var Türkiye'de? 90 bin üzerine 100 bine. 100 binin üstünde. Kayıtlısı 90 bin. Evet. 100 binin üstünde ve süratle Allah ile aldatma sektörü çalışıyor. Her gün buna 1-200 ilave yapılıyor. Hocam oraya bir şey yapabilir miyim? Şimdi o arttıkça o listedeki yerimiz de yükseliyor. Bu ne demektir? Biz Allah ile alay ediyoruz. Allah da bizimle alay ediyor. Tabii böyle bir karşılıklı alaylaşmada kaybedecek olan biziz. Evet. Biz Allah'ı dize getiremeyiz. O şeye söylediniz ya, Garodi geçen sene vefat etti. İşte 7-8 ay önceydi hatta. Müslüman olmuş, gelmiş bütün İslam ülkeleri gezerek. Garodi ile benim sohbetlerim var. Garodi'yi ben tanıdım, konuştum. Ben de İstanbul'da 3 gün onu izledim 1982'de. Gitti sonra anılarını yazdı İslam ülkeleriyle ilgili ki o zaman Arap dünyası Garodi'yi çok önemsemişti, göklere çıkarmış, ödüller verilmiş, Libya'sı, Suudi Arabistan'ı falan böyle bir dönemden geldi. Anılarını okurken diyor ki orada, İslam'ın en özgür yaşandığı ülke Türkiye. Katılıyor musunuz bu görüşe? O zaman. Evet, o zaman öyle söylüyordu. Evet. O İslam'ın zaman, en o özgür zaman, yaşandığı ülke Türkiye. O zaman öyleydi ama burada Çemberlitaş'ta verdiği konferansta en çok sorulan soru da sünnet oldun mu, hanımının başını örttün müydü? Ve hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Ben Türkiye'de bunların sorulacağını hiç düşünmemiştim dedi. İşte Türkiye'nin çivilerinin sökülmeye başladığı zamanlardır o. Suudi Arabistan ödül dediniz değil. Verenler oldu ama Suudları yerden yere vuruyor. Entegriz'in kitabını oku al. Evet. Bak orada ne yapmıştır. Yani Suudi Arabistan'ı övse Garodi, biz burada Garodi'yi konuşmazdık. Şimdi bakın, İslam Kur'an-ı Kerim'de bütün koordinatlar Kur'an'da var. Yani şuradan oraya geleceğim. Onun için çok özür dilerim, sözünüzü kesmiş olmayayım. Şimdi o süreçte sonra bugün siyasal iktidarın getirdiği zihniyet Türkiye'de... Hemen oraya sıçrama ama ben oraya geleceğim. Peki. Oraya geleceğim. Bu meyve, yani sonuçtur bu. Evet. Bu zıkkım ağacının meyvasıdır. Mesela ben ağacın biraz dikiliş döneminden bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim niye müminlerine hitap ederken diyor ki Allah'a ve peygambere hıyanet ve ihanet etmeyin. La tehunullâhe ver rasûle. Devam ediyor. Ve tehunu emanatiküm. Siz emanetlere de hıyanet ediyorsunuz diyor. Etmeyin demiyor. Orada kipi değiştirmiştir. Etmeyin diyor. Allah'a ve Resulüne
hıyanet etmeyin. Sonra kipi değiştiriyor, etmeyin demiyor. Ve tahunu emanatiküm. Emanetlere hıyanet ediyorsunuz diyor. Onu etmiş zaten. Öbürünü de etmeyin diyor. Niçin diyor bunu? İslam dünyası daha en bakir döneminde peygamberine ihanet etmiştir. Yani Yahudi'yi lanetliyor, yerden yere çalıyoruz. E tamam, çünkü Kur'an'da bu var. Niye lanetleniyor? Peygamber katletmiştir. E dur orada bakalım. Kur'an'dan sonra bir Kur'an daha gelmedi ki bizim yaptıklarımızı da söylesin. Cinayet kavmi diyorum Yahudi kavmine, peygamber katlettiği için. Kur'an bunun altını çizerek veriyor bunu. Onun için de lanetledim onları diyor. İslam dünyası da hıyanet kavmidir. İslam dünyası peygamber katletmedi ama peygamberin evladını katletti, ehli beytini katletti. Şimdi benim 5-10 gün içinde çıkacak bir kitabım var. Evet. Gene kıyamet kopacak. Kitabım. Bu konu temel. Bak, söylüyorum. Hı hı. Yine Kur'an'dan aldım. Şimdi son dönem peş peşe birkaç kitabım. Bunlar benim hayatımın misyonunu ifade eden kitaplardır. Peş peşe onları çıkarıyorum. Bu açılmış bir master dosyanın içinde 17 tane alt dosya var. Bunları tek tek yayınlıyorum. Dördünü yayınladım. Şimdi adı kitabın ne biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soy. Sen böyle bir şey duydun mu? Ben duymadım. İsra suresinin 60. ayeti. İsrailoğulları ile kitabın, hayır hiç değil. O değil, o başka. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soy çok daha ayrı bir kavram. Şimdi iki ayağı var bu lanetli soyun. Bir, bunlar hepsi şeytanın çocuklarıdır. Kur'an bu lanetlenen soyu şeytanın çocukları olarak veriyor. Şeytanın çocukları da iki kısma ayrılıyor Kur'an'da. Bak, dedim ya demin, Kur'an'ı adam gibi okuyacaksınız. İslam dünyası 10 asırdır Kur'an okumuyor kardeşim. Kur'an'ı mezarlığa hapsetmiş. İhanet dedim işte, ihanet ettiği temel değerlerden biri de Kur'an'dır. İslam dünyası kadar Kur'an'a ihanet eden bir camia yok. Hristiyan bilmiyor. Yahudi bilmiyor. Niye bilsin, niye inansın? O onun işi değil. Materyalisti bilmiyor, ateisti, deisti, onun derdi o değil. İslam dünyası. Diyor ki lanetlenen soyun iki ayağı var. Bir, şeytanın bel evladı. Doğrudan şeytanın direkt soyu. Somut örnek. Emevi. İsra 60, nüzul sebebi bu. Ama orada bitmiyor iş. Bir de şeytanın yol evladı var. Zihniyet bakımından şeytanın evladı olanlar. Onlar da 23 gruba ayrılıyor. Şimdi ben bunu yayınlıyorum. Kitap bu. 23 grupta 23 grup yol evladı, zihniyet çocukları şeytanın, melunlar. Bir de somut örnek var. O da kitabın birinci bölümü. O da Emevi ve onun bugünkü uzantıları. Emeviler öncesi İslam'la sonrası İslam diye de sizin Emeviler böyle bir ayrımınız var. Emeviler öncesi İslam zaten ne? Peygamber dönemi. Evet. Orada bir problem yok. Peygamber'e ihanetle başlıyor. Bakın, peygambere ihanetle zaten şeytanın bel evladı devreye giriyor. Halifeliğe el koyuyor. Ondan sonra Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye'nin halifelik denen o Emevi ile başlayan kısmını kastederek söylüyorum. Bakın, açık söyleyeyim. O lanetli kurumu Kuvayi Milliyecilerin yıktığı güne kadar İslam dünyasının anasını, dinini ağlatıyor. Şimdi Allah'a, Resulüne ihanet etmeyin, hıyanet etmeyin, aynen tabiri kullanmış. Emanetlere de hıyanet ediyorsunuz diyor. Ehl-i Beyt emanet değil miydi? Kur'an emanet değil miydi? Onlara hıyanet etmedi mi İslam dünyası? Değil miydi? İlim emanet değil miydi? İlme ihanet etmedi mi? Akıl emanet değil miydi? Akla ihanet etmedi mi? Gazali denen mendebur aklı
daha 11. yüzyılda mahkum edip İslam dünyasının aydınlanmasını, bakın 1000 yıldan beri bloke etti. Hala onun peşine gidiyoruz. O felsefenin tutarsızlığı diye de bir kitabı vardı ya Gazali. Felsefenin tutarsızlığı dediğinde kendi tutarsızlıklarını anlatmış. Tabii akla düşmanlık. Bakın oradan geliyoruz bugüne. Felsefe dedin. Zaten işletilen akla ihanet felsefeye düşmanlık şeklinde tecelli ediyor. Bunun akademik görüntüsü budur. Hocam İslam akıl, zahiri akıl görüntüsü budur. Değil mi ama? Şimdi bir dakika ya ben ne diyorum sen ne diyorsun İdris? Şimdi o orada çok basit kalıyor. Şimdi bakın. Bugünkü Türkiye'ye gel. YÖK denen müstahak olduğu tabiri kullanmayacağım. Kurulduğu günden beri ben buna karşıyım. Bu kurum bugün ne yapıyor? İlahiyat fakültelerinden felsefeyi kaldırıyor. Seçimlik ders haline getiriyor. Bu ne demektir? Sokrat insanı konuşan hayvan, düşünen hayvan diye felsefe alelitlak tanıtır. Siz insanı düşünemez hale getirince onu düşünmeyen hayvana dönüştürüyorsunuz. Bunlar düşünmeyen hayvan istiyorlar. Düşünen hayvan felsefede insandır. Konuşan hayvan insandır. Sokrat'tan beri. Konuşan hayvan Aristo'dan beri pardon. Peki şimdi konuşmayan hayvan istiyorlar. Sadece ekmek su isteyecek kadar konuşacaksın. Sizin yerinize ben konuşuyorum diyorlar. Sen konuşmayacaksın diyor. Konuşan hayvan olmayacaksın. Konuşmayan hayvan olacaksın. Bugün iktidar konuşmayan hayvanı sağlıyor. YÖK de maşallah düşünmeyen hayvanı temin etmenin peşinde. Liselerden zaten felsefeyi kaldırdılar. Nereye gidiyoruz? Sürekli bir biçimde Allah'tan lanet istiyor bu camia. En iyisi Türkiye'ydi. Mustafa Kemal'in getirdiği ışıkla en önde giden, en istisnai, en farklı, en ümit verici, en hayranlık uyandırıcı buraydı. Burayı da bitirdiler. 20 yıl önce bu tabiri kullanmışım. Bakıyorum kullandığım kitapların yayınları. Türkiye Afganlaştırılıyor diye. O zaman ne AKP var, ne o var, ne hatta Erbakan yok. Tabii Erbakan'a ettiklerini de şimdi faturalarını ödüyorlar. O 28 Şubat dayatmacılığı Erbakan'ı temizledin mi Erbakan'ı? Temizlik mi oldu? Evet. Temizlik mi oldu? Şimdi bak ben bakalım. Ben not alıyorum orada başka bir şey. Ha, buyur bakalım. Size. Erbakan'ın günahı da tuttu bunları. Şimdi Türkiye Afganlaştırılıyor dedim. Ben artık haber maber izleyemiyorum kardeşim. Çünkü tahammül edilir şeyler değil. Evet. Türkiye Afganlaştırılıyor. Nereden bulmuş, nasıl kullanmışım o tabiri ya? Zaman getirdi önümüze koydu. Hakikaten öyle. Her gün Türkiye'nin Afganlaşmasını belgeleyen birkaç hadise vuku buluyor Türkiye'de. Birkaç icraat vuku buluyor. Bu Afganlaşma derken tırnak içerisinde söylüyor. Afganistan'dakilere değil, oradaki İslam'a. Tabii Afganistan olamazsınız siz bakın. Afganistan o haliyle öyle gider. Türkiye'de emperyalist Haçlı dünyanın bin küsür yıllık intikam hırslarının tatminine ilişkin beklentiler var. Türkiye'yi çökertmekle bırakmazlar. Türkiye'ye acı çektirecekler. Afgan'ın bir şeyi varsa elinden alır, ondan sonra der ki ne hali varsa görsün. Türkiye'yi öyle bırakmazlar. Senden Malazgirt'in intikamını alacak, efendim Mohaç'ın intikamını alacak, İstanbul'un fethinin intikamı. O kadar intikam dosyaları var ki. Seni öyle bırakır mı tökezletmekle filan?